Sağduyu programdan herkese merhabalar. Bugün Türk siyasi tarihinde bugün de tartışma konusu olan başarılı kopmalar, başarısız kopmalar, merkezin inşası ve merkezin yeniden inşası, radikalleşmesi, ılımlı sol, ılımlı sağ. Ama bunu ikinci meşrutiyetten bu yana alacağız. Çünkü Tarık Zafer Tunay'ın dediği gibi Cumhuriyet'in siyasi tarihinin İkinci Meşrutiyet'e bakmadan anlaşılamaz ve bir bakıma İkinci Meşrutiyet Cumhuriyet siyasi tarihinde bir laboratuvar referansı niteliğindedir. Konuğumuz bu konunun ülkemizdeki önemli bir uzmanı Profesör Doktor Tanju Tosun hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Tarık Bey. Evet. Yani şöyle başlayalım isterseniz. İlk başta şu İkinci Meşrutiyet'teki siyasetin inşası ve bu işte Demokrat Partisi CHP dikotomisi gerginliğinin hikayesinin ikinci meşrutiyette oluştuğu tabandan başlayalım. Ben devamlı onu avcı taburlarını ve Abdülhamid'in düşüşünü kabul etmeyen bir Anadolu kitlesi vardı. Ve bu hikaye oradan başladı derim ama siz bunu daha paranteze açarsınız. Buyurun. Şimdi tabii ikinci meşrutiyet bir politik laboratuvar. Türkiye'deki siyasal parti örgütlenmesinin arka planlar ve zihniyet dünyasını anlamak açısından genellikle yani Cumhuriyet dönemi özellikle çok partili dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'ye atıfta bulunur. Yani bu zihniyet haritasının şekillenmesi anlamında o iki parti ideolojik kimliğine ama bunun arka planında tabii ikinci meşrutiyet dönemindeki saflaşma var. Biliyoruz ikinci meşrutiyet dönemi bir siyasal laboratuvar ve aynı zamanda özellikle 1908 kanun esasıya 1909'da yapılan yanılmıyorsam 120. maddeden bir değişiklik ile dernek kurma özgürlüğü getirildi ve ondan sonra artık Türkiye'de sivil toplumun gelişimine de katkı yapan çok sayıda siyasal, sosyal, sivil örgütlenme hayata geçirildi. İkinci Meşrutiyet'in bunda rolü ya da önemi nedir diye baktığımızda tabii bir siyasal ve düşünsel çoğulculuk, çeşitlilik dikkat çekiyordu. Yani burada İmparatorluğun yapısı da yani sosyokültürel yapısı da önemliydi. Yani hem etnik hem dinsel hem mevcut düzenin taraftarları ya da karşıtları olma anlamında bir de tabii basın özgürlüğü anlamında bir hürriyet ortamının inşa edildiğini görüyoruz. Abdülhamit rejiminden sonra özellikle bu 1908 Anayasası ile birlikte ve bir toplumsal reform ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Özellikle Batı'yla karşılaştırıldığında ki ikinci meşrutiyette Türkiye siyasal hayatında etkin olan aktörlere İttihat Terakki'nin kuruluşu, İttihat Terakki'nin kuruluşundaki isimleri dikkate aldığımızda o işte Batı'daki başta basın, ifade, hürriyeti olmak üzere siyasal örgütlenme özgürlüğü olmak üzere oradaki deneyimlerden etkilenerek Türkiye'deki siyasal hareketlerin partileşmesi konusunda bunlar önemli çıkış yapmışlardı. Tabii İttihat Terakki'nin de özellikle iktidara geldikten sonra yola çıkar iken var olan iddiaları ile yolun sonuna geldiklerinde hayata geçirdikleri arasında da bir şey vardı. Yani bir çelişki ortaya çıktığı da açık ama şu olmuştu. Tabii İttihat Terakki'nin özellikle iktidarı Türkiye'de politik düşüncenin işte tam da böyle bir dikotomik hale gelmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Yani İttihat Terakki'nin temsil ettiği işte o milliyetçi, merkeziyetçi, modernleşmeci paradigma, siyasal görüşler karşısında daha liberal, daha ademi merkeziyetçi. Dolayısıyla modernleşmeye karşı olmakla birlikte modernleşme metodolojisine bakış konusunda bir farklılaşma. Ve oradan aslında ikinci meşrutiyetten itibaren var olan bütün siyasal partilerin ya iddiatçı çizgiye
ya da özellikle işte bunun içinde Hürriyet İtilaf da var, diğer partiler de var. Yani Osmanlı Demokrat Fırkası'ndan yani Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne daha sonra kadar çok sayıda siyasi parti var. Hocam affedersiniz burada araya girmek istiyorum. Hocam şimdi İttihat Terakki'nin muhaliflerinin siyasi başarısızlıkları söz konusu. Yani bu siyasi başarısızlıklar toplumsal bir tabana hitap edememelerinden mi kaynaklanıyor? Yoksa işte devletin çekirdeğiyle derin inen bir rabıtaları olmamasından mı kaynaklanıyor? Şimdi tabii İttihat Terakki'nin kadrolarının toplumsal profillerine bakıldığında çok büyük ölçüde askeri ve sivil bürokrasiden devşirilen aktör bunlar. Dolayısıyla askeri ve sivil bürokrasiden devşirme ile devletli olma arasında doğrudan bir bağ var. Ve Türkiye siyasal kültüründe de bu devletçi geleneğin siyasetin her alanına nüfuz ettiğini düşündüğümüzde muhalif olanın halk nezdinde itibar kazanması sadece muhalif olanların nitelikleriyle ilgili bir şey değil. Bir de devletin nereye kadar izin vericiliğiyle de ilgili. Bu açıdan bakıldığında İttihat Terakki'nin o dönemin koşulları içinde otoriter bir rejim inşa etmeye çalıştıklarını da dikkate aldığımızda yani muhalif örgütlenmelerin başarı şansı kolay bir şey değil. Yani bir de tabii bu politik bilinçle de ilgili olan bir şey. O dönemde tabii Osmanlı Türk sosyoekonomik yapısını düşündüğümüzde o toplumsal yapıda siyasal kültüre egemen olan değerlere siyasal bilinci düşündüğümüzde yani yurttaşlar bırakın 1900'lerin başında 1950'lerde Demokrat Parti amblemine de dahi hangi bağlamda anlam atfettikleri işte yani Demir Kırat, Mehmet Ali Birant'ın belgesellerinden hep izledik. Kolay bir şey değil tabii topluma organik bir biçimde nüfuz edebilmek. Evet, peki burada tabii yani ama ciddi bir kendi sesini çıkartamayan homurdanan bir kitle var ki bu yani mesela Kemalist devrimlerde de çok muhaliflerdi. Seslerini çıkarmadılar ama bir Demokrat Parti'nin çıkışı bayağı bu kitlenin kendi yani önünü açtı. Adalet Partisi ile Anavatan'la işte hesapta askeri vesayete karşı ya da AK Parti ile. Bu kitle bu dönemde meşrutiyet döneminde organize mi olamadı? Yani gene İslamcı aydınlar falan vesaire vardı ama bu kitle, bu muhalif kitle yani merkez sağ oluşturan potansiyel kitle organize mi olamadı? Yani devletin bürokratları falan daha mı mobilize olup da süreci yönettiler? Yani organize olmadan Yani herhalde iktidar seçim. kastettiğimiz noktalardan bir tanesi örgütlenme. Evet. Dolayısıyla yani siyaseti bir örgütle yapmadığınız takdirde başarı şansınız kolay değil. Yani Türkiye'de ana akım partilerin seçmen desteği çok büyük ölçüde örgütlü olmalarından kaynaklanıyor. Örgütlü demek sadece Türkiye'nin bugün itibariyle 81 ilinde il ilçe teşkilatı kurmak değil, aynı zamanda o özellikle taşradaki kanaat örgütleriyle bir bağınızı inşa etmeniz gerekiyor. Yani o taşradaki kitlelerin bir memnuniyetsizliği o dönemin koşulları içinde tabii ki var ama bu memnuniyetsizleri ve memnuniyetsizliklerini mobilize edecek bir ekonomik kaynak önemli. İki, devlet katında öyle çok da şey tutulmamak gerekiyor. Yani bir tırnak içinde bir rejim karşıtı olarak görülmemek gerekiyor. Yani Türkiye'de kırılma dönemleri haricinde majestelerinin iktidar alternatifi olmanın dışında öyle tabandan gelen siyasal hareketleri ki 1980'lerin başında bu Anavatan Partisi'dir, 1950'de Demokrat Parti'dir, 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Sonra geldikleri yer parantez içinde ayrı tutmak gerekir tabii ki. Bütün bu faktörleri dikkate aldığımızda
Devletin özellikle askeri sivil bürokrasinin bakışı, mobilize olabilmek, ekonomik kaynaklar, bir de o dünya görüşünü, o ideolojiyi yayacak bir takım araçlar da gerekiyor. Bunlardan yoksun olunması nedeniyle kaçınılmaz olarak kısıtlı kalıyor tabii ki. Ne zamana kadar? İşte 1925'e özellikle tek parti döneminde bir Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na kadar orada bir şey var. Ses veren bir toplum var ya. Hocam şimdi bu tabii Serbest Cumhuriyet Fırkası da bir bakıma Demokrat Parti'nin erken doğum gibi bir şey oldu ama yani Atatürk'ün bu kadar karizmatik liderliği etkinliğine rağmen çok ciddi kurtar bizi baba tarzından bir yaklaşım oldu ki Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda nereden bakarsanız bakın demokrat, liberal aydınlar çoktu. Yani belki İslamcılar, belki işin içine girdi ama ona nasıl bakıyorsunuz Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın çıkışını ve kitlenin korkmasına ya da bunu kabullenmesine. Şimdi tabii yani bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurdurulmakla birlikte çok kısa bir süre sonra kendisini feshetmek zorunda kalıyor. Bu yoğun ilgini özellikle bir muhalefet hareketine dönüşme endişesi karşısında herhalde endişelerini dile getirdi. Tabii iktidar. Şimdi halk özellikle o dönemin koşulları içinde o Cumhuriyet Halk Partisi'nin modernleşmeci politikalarına karşı yani kendi değerleriyle, kendi yaşam tarzıyla var olmak isteyen, ekonomik koşullarının bir şekilde iyi olmasını isteyen geniş toplum kesimleri, bir de Cumhuriyet Halk Partisi o kitleye karşı daha mesafeli görülen bir siyasal parti olduğu için belirttiğiniz gibi çok ciddi bir destek geliyor ki bu destek özellikle Ege bölgesinden geliyor. Yani işin ilginç tarafı. Destek, affedersiniz, ideolojik bir destek mi? Yani dinin baskılanmasından kaynaklanan mı? Yoksa bir de yoksulluk, İkinci Dünya Savaşı koşullarından dolayı yoksulluktan yatırımların gelmemesinden, bürokrasinin ağır işleyişinden kaynaklanan bir tepki mi? Ya İkinci Dünya Savaşı koşulları tabii yani 1930'dan Evet, büyük bahsediyoruz kriz ama genel Birinci Dünya Kurtuluş Savaşı'nın ardından tabii yine ciddi anlamda bir yoksullaşma var. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın koşulları farklı. Birinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Türk Kurtuluş Hareketi sonrası koşullar farklı olmakla birlikte bence böyle bir din ideoloji referansı değil, daha ziyade ekonomik nedenler olabilir. Elitle halk arasında değerler bağlamında bir farklılık olabilir. Bunu böyle din ideoloji referansı olsa şey görmemiz gerekiyor. Yani Ege'de özellikle yükselen bir hareket olarak görülmemesi gerekiyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Muhtemelen daha sivil, daha kendi içlerinden çıkan, daha yerli ve bir anlamda işte özgürlük, ondan sonra inancına göre yaşama, tırnak içinde bu katı bir ideolojik forma bürünmeden bütün bu bunlar bir araya gelmiş ve muhtemelen tabii Serbest Cumhuriyet Fırkası hareketinin özellikle Taşra'daki önemli aktörlerin ile kitle arasında o Cumhuriyet Halk Partisi ile karşılaştırıldığında daha organik bir temsiliyet ilişkisi olduğu için muhtemelen şey yapmıştı, yükselmişti hareket. anladım. Şimdi peki mesela Demokrat Parti'nin CHP'den kopuşu ki yani Demokrat Parti'nin zaten en tepesindeki işte Celal Bayar falan yani Atatürk'ün belki İnönü'den daha çok güvendiği bir insan. Yani Demokrat Parti'nin kopuşu siyasi tarihimizde normal bir kopuş mu yoksa sadece işte NATO'ya girmemize falan filan mı bağlı, konjektürel mi yoksa bu kopuş İsmet İnönü'nün öngörüsü, vizyonuyla, onun katkılarıyla mı yoksa dünya konjonktüründen mi? Ya bu konuyu siyasi okumanızdan bu süreç içinde normal mi görüyorsunuz?
Evet, normal görüyorum ama tek bir faktöre indirgenemez. Tabii Türkiye'nin özellikle bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni düzende liberal bir siyasal hayat içinde yerini alma. Bunun da koşulu bir muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne rekabet etmesini, altyapısının hazırlanması. Yani burada yani dış politikanın belirleyiciliğinde bir iç politika adımı olarak okumak gerekiyor. Şimdi ama onun ötesinde partinin kurulmasında İsmet İnönü'nün de özellikle yanılmıyorsam Celal Bayar'la görüşmesinde o devletin parti için çizmiş olduğu sınırlar var. Tıpkı Serbest Cumhuriyet Fırkası için de böyle bir sınırın çizildiğini özellikle işte devlet karşıtı olmayacak bahsinden hareket ettiğimizde tabii belki Cumhuriyet Halk Partisi elitleri majestelerinin bir sadık muhalefeti olarak başlangıçta kurguladılar ama İsmet İnönü'nün de tıpkı Mustafa Kemal gibi son tahlilde Türkiye'nin çok partili hayata geçişi, tek partili rejimden çok partili rejime geçişinde bir demokrasiye olan inançlarının da etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ama partinin kurulma sürecinde işte o dörtlü takrir durumunun bir sınıfsal şeyi de var tabii. Arka planı da var. Sadece Türkiye'nin uluslararası konjonktürde yer bulması, ekonomik koşulların özellikle kötülüğü değil. Aynı zamanda Türkiye'de yavaş yavaş oluşmaya başlayan bir burjuva içindeki bir sosyal bölünmelerin de Demokrat Parti'nin kuruluşunda ve siyasal hayatta etkili olmasında rolü var kanımca. Bu dörtlü takriri bir hatırlatır mısınız size zahmet? Şimdi tabii dörtlü takrir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının otoriterleşmesine yönelik bir tepkinin ürünü işte başta Bayar, Menderes, Koraltan, Köprülü olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki siyasal rejimi demokratikleştirici adımlar atması gerektiğine ilişkin partiye bir önerge veriyorlar ve ardından bu önergenin kabul edilmemesi tabii arka planda mesela toprak reformuyla da bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir toprak reformu yapma girişimine karşılık bu dörtlü takririn özellikle siyasal rejimi demokratikleştirme talebi kisvesi altında sunulduğu şeklinde yaklaşımlar da var. Hangisi olursa olsun önemli olan bu toprak reformu girişimi ardından dörtlü ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir bölünme, elit içi bölünme ki Türkiye'deki siyasal partilerin özellikle belirli bir sosyal taban oluşturan siyasi partilerin elit içi bölünmelerle siyasal hayata katıldığı örnekler de var. Bunlardan bir tanesi Demokrat Parti'dir mesela. Bir diğeri şeydir yani sistemde tutunma ve güçlü bir parti olma anlamında Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. 2001'deki kuruluşu ondan önce Necmettin Erbakan ve arkadaşlarına karşı parti içinde bir elit içi bölünmenin ürünüdür. Demokrat Parti'de böyle bir bölünmenin sonucu oluşmuştur. Ama bölündükten ve Demokrat Parti kurulduktan sonra kendisine ait bir sosyal taban oluşturmayı da başlamıştır. İşte nasıl oluşmuştur? 14 Mayıs 1950'de iktidara giden süreçteki söylemi, vaatleri hem ekonomik
refah hem de siyasal özgürlükler anlamında. Hatta Menderes'e yanılmıyorsam sorduklarımda DP ile CHP arasındaki farkı nasıl açıklarsınız diye, Demokrat Parti CHP'den bir adım soldadır diye bir açıklama yapmış. Burada bir adım solda olmak tabii özgürlükçülük anlamında Adnan Menderes'in zihniyet dünyasında o dönemde. Evet. Şimdi hocam burada tabii Demokrat Parti'nin tabii yarısında da bir otoriterleşme hikayesi var. Yani çok sert. Vatan Tabii. cephesi, benim anneannem falan anlatır, daha annem de Evet, anlatır. Eski dönem söyledi. Yani orada işte vatan cephesine şunlar katıldı falan, işte İnönü taşlanması vesaire. Ya yani şimdi bir otoriterleşme süreci var. Bu otorleşme sürecinden sonra tabii ekonomide de enflasyon falan biraz şey sıkıntılar var, ama acaba bir de tabii bir majeste faktörü var demek, dediğimiz derin devletin çekirdeği neyse, yani merkezde karar vericiler. Demokrat Parti'nin majesteleriyle ilgili sorunun olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bir temel bir teorik yaklaşım içinde, yoksa bu sorun yoktu, sen kendileri süreci yönetemediler, yani bir seçimi erken alsalardı, biraz diye uzatsalardı bunu aşabilirlerdi diyebilir miyiz? Bu majeste ilişkileri konusunu biraz açabilir misin? Şimdi tabii yani Demokrat Parti iktidara gelir gelmez ilk yapmış olduğu icraatlardan bir tanesi tüm silahlı kuvvetlerinin iç yapısındaki askeri bürokratları işte Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere değiştirmek yanılmıyorsam. Ve benim okuduklarımdan ki mesela Şevket Süreyya Aydemir'in bu Menderes'in dramı kitabı önemlidir. Yani Demokrat Partilerin de yazmış olduğu çok değerli eserler vardır. Şimdi tabii Menderes siyasal hayatının her aşamasında silahlı kuvvetlerden acaba Demokrat Parti'ye karşı bir girişim olur mu endişesini taşımış bir siyasal lider. Yani taşıması içinde aslında neden yok. Çünkü işte o beyaz devrim denen yani demokratik bir seçimle iktidarın el değiştirdi. İsmet İnönü'nün bu konuda irade olarak kendi tercihinin de önemli olduğunu ama aynı şeyi asker ve sivil bürokrasi ne ölçüde sahipleniyordu. Yani bu iktidar değişimine ne ölçüde olumlu bakıyorlardı. O konuda da farklı görüşler var. Şimdi majestelere rağmen iktidarda olmalarından çok süreç içinde özellikle sizin de belirttiğiniz gibi bir yandan ekonomik koşullar yani ekonomik bozulma, diğer yandan partinin politik anlamda otoriterleşmesi, kenarda duran, sadece izleyen, gözleyen, özellikle askeri bürokrasinin de varlığını da göz ardı etmezsek biraz kendi majestelerinin inşa edilmesinde zemin hazırlamıştır Demokrat Parti'nin kimi uygulamaları herhalde. Tabii hiçbir şekilde kabul edilemez. Demokratik değil, antidemokratik ama biliyoruz asker sivil ilişkileri devletle toplum arasındaki ilişkilerde işte o tırnak içinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu kademeli olarak aşmaya başladıktan sonra bu halka rağmen halk içinci vesayetçi anlayıştan askeri ve sivil bürokrasi kolay kurtulamadı Türkiye'de. İşte Demokrat Parti'nin özellikle ikinci dönemindeki bu otoriter uygulamaları, bunun ekonomik koşullarla da birleşmesi gibi faktörler, Demokrat Parti'nin inşa ettiği bir yeni bürokrasi, yeni bir burjuvazi, buna karşılık o majeste liliğe dayalı toplumsal kesimlerin kenarda kalması, ekonomik olarak da bütün bu faktörler birleşince ister istemez Demokrat Parti iktidarın ikinci döneminden itibaren daha da otoriterleşmeye başlamış. Otoriterleşme yoluyla
siyasal kendisini destekleyen seçmenler üzerinden bir siyasal meşruiyet arayışına girmiştir. Peki şu bunun arkasından şu soruyu soracağım tabii. Mesela Demokrat Parti'den parti içinde de çok gayrimemnun yapılar vardı, insanlar vardı. Toplumda da tabii sıkıntılar vardı. Sırf muhalefetin ya da İsmet İnönü'nün, ki İsmet İnönü bana sorarsanız yani askeri bürokrasiyi mümkün olduğu kadar frenlemiştir, tahrik Tabii, etmemiştir. tabii. Evet. Fakat mesela bir Turan Güneş hareketi vardır. Yani Turan Güneş Demokrat Partili milletvekili, ki yani şu 2004'te yanılmıyorsam Kocaeli milletvekili olarak evet, gidiyor tam böyle Demokrat Kodim'den, evet. Parti'den, evet. Evet. Yani mesela onlar bir ayrılış hareketi başlattılar. Fakat hiç başarılı olmadılar ki yani yani Turan Güneş bayağı başarılı bir bürokrat, ailesi tanınmış bir Evet. camiadan insan, iyi bir aydın. Ondan sonra bir parti kurdu ama hiçbir taban tutmadı. Ki yani Evet. İsmet İnönü sonradan ona sahiplendi 60'lı yıllardan sonra. Sonra CHP içinde bir Ecevit'le beraber bir şey oldu. Yani tanıdık onu Evet. dış politika Evet. olarak. Niye peki Demokrat Parti'den kopuşlar başarılı olmadı? Bunu nasıl okuyorsunuz? Şimdi tabii yani 1954'te Demokrat Parti'den milletvekili seçiliyor. Rahmetli Turan Güneş. Ardından Hürriyet Partisi kuruluyor ve Hürriyet Partisi içinde 1955'ten yanılmıyorsam politikaya giriyor. Ve Hürriyet Partisi'nin de aslında kuruluş gerekçeleri arasında Demokrat Parti'nin otoriterleşmesine bir eleştiri getirmek, Demokrat Parti otoriterleşmesine karşı bir siyasal örgütlenme düşünmek gerekir ki mesela ispat hakkının tanınmadığı, özellikle basına otoriter uygulamaların olduğu gerekçesiyle Demokrat Parti'de başlayan önce muhalefet, daha sonra Hürriyet Partisi'ne sinin kurulmasıyla sonuçlanıyor. Ama tabii siyasal hayatta pek varlık gösteremiyor ki 58 yılında yanılmıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor Hürriyet Partisi. Şimdi burada bir siyasal partinin toplumda kök salması ve bu kökten bir filiz fidan yetişmesi mümkün olduğu ölçüde sosyal kapsayıcılıkla mümkün. Bir ideolojik kimliğiniz olacak. Bunları kitlelere aktaracaksınız. Aktarırken aynı zamanda bir takım iktisadi referanslarınız güçlü olacak. Yani toplumla temsiliyet ilişkisi kurmak anlamında sadece Demokrat Parti otoriteryenizme ne karşı eleştiri getirmek, elitlerin önde olduğu bir siyasal parti olup toplumla bir temsiliyet ilişkisi kuramadığınız takdirde başarılı olamıyorsunuz. Yani Hürriyet Partisi'ne bu açıdan bakmak gerekir, başarılı olamamasını herhalde. Bir de tabii Demokrat Parti'nin şimdi bu 54'ten itibaren otoriterleşmesine rağmen toplum nezdindeki itibari prestiji inşa etmiş olduğu çok güçlü o patronaj ağı, hatta köycülük popülizmi ile oylarında bir miktar azalsa bile toplumsal tabanını önemli ölçüde koruyan bir siyasal parti idi. Gerçi muhtemelen 1960 darbesinden önce bir seçim yapılsaydı iktidardan düşerdi yine çoğu siyasi analistin belirttiği gibi. Ama şunu söylemek istiyorum, yani elit hareketi olarak kalıp o toplumsal siyasal meşruiyetinizi temsille kökleştiremediğiniz takdirde başarılı olamıyorsunuz. İşte Hürriyet Partisi yani çok sayıda nitelikli ismine rağmen bu konuya ilişkin bir örnektir. Tanju Hocam, şimdi bu Demokrat Parti'den işte Turan Güneş ve ekibinin ayrılmasıyla bugünkü siyasette Evet. özellikle kitlenin dönüşümü açısından, muhafazakar kitlenin dönüşümü açısından gelecek bir Deva Partisi'nin yani bir sürü birikimler olmasına rağmen kitleyle ilişki kuramamaları meselesi var. Yani bu kitlenin popülist bir zihniyetten demokratik bir zihniyette demokratik ve muhafazakarlık dönüşümü gerekiyor ki bunun dönüşümünü yapabilecek örneğin Ahmet Davutoğlu'nda bayağı donanım var. Ya da işte ekonomik güven açısından Ali Babacan'da da bir donanım var ama
Bu iletişim acaba kitle kendini siyasi temsil olarak mı göremiyor? Yani Otto Menderes'in o dönemde tutan kitlesinin Turan Güneş ve ekibine ilgi göstermemesi gibi AK Parti'nin kitlesi ya da mahalle dediğimiz yapının yani daha gerileyen bir zihniyet var. Yani bu daha popülist bir zihniyet var. Daha radikal bir zihniyet var ılımlıdan ziyade. Bu süreç nasıl aşılabilir? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii belirtmiş olduklarınızın hepsi etkili ama mesela bu ekonomik kriz koşullarına rağmen ve gelecekle DEVA'nın aslında nitelikli kadrolarına rağmen halen bir temsiliyet ilişkisi varsa ve çok düşük düzeyde kalıyorsa seçmen desteği burada Sayın Erdoğan faktörü halen önemini devam ettiriyor. Yani bir duygusal bağlılık son derece önemli. Halen özellikle merkezden taşraya toplumun en kılcal damarlarına uzanan bir şey var, örgütlenme modeli var ve bu örgütlenme modeli AK Parti'nin bir devlet partisine dönüşmesi ve bu patronaj araçlarını halen çok iyi kullanmasıyla ilgili olan bir şey. Yani Türkiye'de siyaset bir dava olmaktan ve kendisini seçmenler bir ideolojiyle tanımlamalarından ziyade artık doğrudan doğruya partiyle seçmen arasında kurulan ekonomik araçsal ilişki üzerinden yürüyor ve iktidar partisi iseniz ekonomik kriz yaşansa dahi bu patronaj sizi ayakta tutabiliyor çok büyük ölçüde. Dava önemli ölçüde kaybolsa da. Şimdi Sayın Erdoğan'ın çıkışına baktığımızda işte AK Parti'nin ilk yıllarında seçmenle çok güçlü bir temsiliyet ilişkisi. Yani halkın kendisi olarak gördüğü bir lider. Oy desteği azalmakla birlikte halen çok güçlü anlamda partinin sahiplendiği teşkilatların ve seçmenin sahiplendiği bir parti var. Gelecek ve DEVA örneğinde bakıldığında dediğim gibi bu patronaj ağının dışında kaldığı için ve örgütlenme kapasiteleri itibariyle toplumun o kılcal damarlarına ulaşma konusunda zafiyet yaşadığı için hem bir temsiliyet ilişkisi söz konusu hem bir araçsal yoksunluk söz konusu. Yani devlet iktidarının dışında kalıyorsanız artık günümüz partiyle seçmen arasındaki ilişki çok büyük ölçüde bundan beslendiği için kolay kolay ne kadar nitelikli, donanımlı, birikimli olsanız da seçmen rağbet etmiyor size. Ben burada sözünüzü tekrar keseceğim ama mesela bir İyi Parti'nin hikayesi bir kopuş hikayesiydi. Ki yani çok zor şartlarda koptular. Ama İyi Parti eğer işte Sayın Akşener falan doğru bir siyaset yapabilselerdi en azından hiçbir şey yapmasalardı bile bugün bir yeni bir merkez sağ, kısmi bir demokratik merkez sağ inşa ediyorlardı. Yani onlar kısmen bence intihar ettiler. O ayrı bir mesele ama. Yani İYİ Parti başardı da bu yapı niye başaramıyor? Acaba farklı seçmen tabanlarının bir hikayesi var burada. Şimdi gerek gelecek gerekse DEVA İYİ Parti ve Sayın Akşener'in iktidara göstermiş olduğu muhalefeti muhalefet partileri olmalarına rağmen yapamadılar, başaramadılar. Dolayısıyla tabir yerindeyse bir soft muhalefet partisi söylemi ile yetindiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok keskin bir eleştiri bazen liderler düzeyinde gelse de önemli olan o tabana nakletme konusunda başarılı mı değil mi? Onu gösteremediler. Bir de İyi Parti'yi besleyen ve Sayın Akşener döneminde almış olduğu işte 10-11'e çıkan oyda ciddi ülkedeki siyasal kutuplaşmayı bir şekilde konsolide etme konusunda sağ seküler milliyetçi seçmene başarılı oldu. Oysa ki DEVA ve geleceğin öncelikle kendisine çekebilmesi gereken ılımlı muhafazakar, liberal bir seçmen kitlesi ama
İşte bu siyasal kutuplaşma koşullarında bu seçmeni de çekebilmek için bir taraf olmak gerekiyordu. Yani iktidar karşısında iddialı bir taraf olarak konumlanmak gerekiyordu. Kanımca bunu başarmada yetersiz kalıyorlar. Evet, sağ olun. Peki şimdi bu tartışma arkasında şu anda Türkiye'de bir sürü grup, yani pek halkın haberi yok ama sizin de benim de haberim olan, Evet. en azından benim bildiğim 6-7 tane bir grup siyasi parti kuracak yani artık. Tabii biz belki de Erdoğan'ın yıpranması falan vesaire. Peki Türkiye'de gözüktüğü kadarıyla o bir radikal bir merkez var. Bu radikal Evet. merkez kendi derin devlet diyor. Ben iktidarı belirlerim diyor. Onlar kimlerse, yani askerin olmadığı kesin. Şimdi bu radikal merkezde radikal milliyetçilik var, radikal popülizm var, Kemalizm yok, belki Kemalizmin mavi vatanı falan filan vesaire. Peki bu radikal merkezin demokratik bir merkeze dönüşme şartları hem kitlede hem devlette söz konusu olabilir mi? Kolay değil yani bu kadar politik kutuplaşmanın tavan yaptığı bir ülke siyasetinde buradan yani pragmatik bir merkez toplum yararına inşa etmek o kadar kolay bir şey değil. Yani bunun yegane gerekçesinin nedeninin de ben bu politik kutuplaşma olduğunu düşünüyorum. Bu kadar politik anlamda kutuplaşılan, kılıçların çekildiği, safların çok net olarak ayrıştığı bir siyasal alanda merkezde konumlanabilmek için bir temsiliyet ilişkisi özellikle liderin de son derece önemli olduğu bir ekonomik dinamiklerin de bunda belirleyici olduğu halka güven verecek ve Türkiye'nin değerlerini temsil edecek ortaklaşa bir merkez inşa etmeyi gerektiriyor ama herkes kendi mahallesine seslenmeye devam ediyor. Dolayısıyla mahalleden o sizin çok güzel literatüre kazandığınız kullanılan bu mahalle bir şekilde mahallenin sokaklarının çıktığı bir ortak kamusal alana dönüşmesi gerekiyor merkezin Türkiye'de ama bu kutuplaşma ortamında ben bunun çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Özellikle burada Adalet ve Kalkınma Partisi onun lideri Sayın Erdoğan'ın halen kitleyle kurmuş olduğu, kendi tabanıyla kurmuş olduğu bir temsiliyet ilişkisi var. Yani o merkeze aday olan partilerin AK Parti'nin 2000'lerin başındaki performansı ve 2000'li yıllardaki Erdoğan performansını yakalayacak bir lidere ihtiyaçları var. Yoksa 21 Ağustos itibariyle 155 tane parti var Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partisi bürosuna göre. Tabela partisi olarak yeni kurulsalar da yine kalmaya devam edebilir çoğu parti. Hocam mesela tabii bu tespitine de katılıyorum ama mesela burada belki belediye başarısı olan ve belediyelerin çoğunu almış olan, ilçe belediyelerin dahil olmuş almış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada kendi konsolidasyonunu sağlayarak ve toplumu doğru okuyarak mahalleyle ilişki kurması, insanlarla ilişki kurması ki Refah Partisi'nin hikayesi öyle başladı. Yani devlette papaz olmak istemeyen cemaatler bile radikal sağa yaklaşmazlardı. Yani şeyhler bile oylarını CHP'ye verdirirlerdi, Adalet Partisi'ne verdirirlerdi. Biz o yıllara şahidiz. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar imkanı varken Cumhuriyet Halk Partisi yani kadroları ve kendisi bu işin arka planı, tarihsel ve siyasi arka planını pek merak etmiyor gibi geliyor bana. Yani ya yabancı duruyor, yapmış gibi yapıyor. Derler ya, beni bir sen anladın, o da yanlış anladın gibi böyle bir hikaye var. O da beni kaygılandırıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu ilişkiyi Ben belediye mi kurabilir yani? Ekrem Bey'i burada ayrı tutuyorum yalnız açıkçası. Ekrem Bey aslında şu anda Türkiye siyasetini
bir belediye başkanı olarak okuma gayretinde ve bu okuma gayreti sonunda muhtemelen gideceği yer Cumhuriyet Halk Partisi için değişim dönüşüm olarak kastettiği yeni bir toplumsal merkezin Cumhuriyet Halk Partisi eliyle inşa edilmesi. Bu süreci bence yönetmek istiyor, izlemek gerekiyor. Bu konuda başarılı olma ihtimali Ekrem Bey'in güçlü diye düşünüyorum ben. Yo, ben haklısınız. Yani sen Bey bunu çok iyi, ama Ekrem Bey yani olayı metodolojik olarak değişim değil de iktidarın değişimi olarak görüyor. Yani Ekrem Bey'in uyguladığı metodolojikle Sayın Erdoğan'ın ilk belediyeye gelişi ve oradaki süreçteki metodolojik kitle yaklaşımı, işte benim yurttaşım, benim insanım, benim bayrağım, yani bizlerin bayrağı, bizlerin yurttaşı değil. Yani çok andırıyor, o biraz kaygılandırıyor tabii toplumu, aydınları. Yani çünkü evet, değişmesi gereken yani insanlar değil, değişmesi gereken metotlar değişmesi. Yani Türkiye'deki sorun özü metodolojik bir sorun. Her ne kadar insan olarak tutarsak bile. Evet, yani popülizm üzerinden yürüyen, inşa edilen bir siyaset var. Yani bu kurcal damarlara girmek için yegane referans siyasi için popülist söylem, onu da göz ardı edemeyiz ama değişime ilişkin arayışları benim izlediğim kadarıyla biraz daha farklı olacak. Bunu önümüzdeki günlerde, muhtemelen aylarda göreceğiz diye düşünüyorum ben. Evet. Hayırlısı. Son olarak size şunu sorayım. Biraz daha geriye tekrar gezinelim, alalım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşumunda rahmetli Osman Belikbaşı, ki çok sevilen bir insandı yani. O ama oy alınmayan bir insandı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Sonra da işte o parti rahmetli Türkeş ve işte Milli Birlik Komitesi'ndeki arkadaşlar tarafından alındı. Ve o zaman da MHP'nin tabanı yoktu. İdeolojik bir partiydi. Bu MHP'nin doğuşu ve Osman Belikbaşı ile olan kopuş hikayesi ve MHP'nin bir ideoloji partisi haline gelmesi gerektiği, kısa bir parantez açabilir misiniz? Tabii Buyurun. Alparslan Türkeş sadece Türk Silahlı Kuvvetleri içinde görev yapmış. Daha sonra 14 Mayıs sonrası işte 14'ler içinde yer almış bir elit değil. Aynı zamanda yani doğru ya da yanlış tam bağımsız olarak Türkiye'nin rotasına ilişkin düşünceleri olan bir politik aktör ki işte Millet Partisi'nin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne yanılmıyorsam 1969 Adana Kongresi'nde partinin ismi Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştiriliyor. Çok önemli bir figür. Burada tabii Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi için biçmiş olduğu ideolojik kimlik bir Türkiye'ye dair okumaları ideolojik anlamda ama onun dışında Türkiye'nin toplumsal yapısının nereye gittiğine ilişkin görüşleri de çok önemli. Yani Türkiye toplumunun 1960'ların ikinci yarısından itibaren köyden kente, göç kente okumak için gelen Anadolu gençlerinin bir şekilde şeyleri eğitim yoluyla büyük kentlere gelmeleri, orada daha böyle içe kapanmacı bir milliyetçi dünya görüşünü benimsemeleri Türkiye işin ideolojisiyle birleşince Milliyetçi Hareket Partisi için bir referansa dönüşmüştür diye düşündüm. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde böyle bir dünya görüşü ideolojiyle toplumsal yapı arasında bir organik ilişki yoktu, kurulamadı ama Evet. Türkeş kurmayı başardı diyebiliriz. Son sorum şöyle olsun. Zaten yazınızda sık sık işte ideolojileri olan partiler, yani ideolojik dönemler oluyor, olmayan. Şimdiki geçtiğimiz dönem, yani ya da geri yaşamakta olduğumuz dönem, yaşayacağımız dönemde artık ideolojide yer olur mu? Sanki şu anda daha çok kimlik inşası üzerine bir hikaye var. Yani popülist bir kimlik hikaye, bir kavga. İdeolojiler dönemi sanki bitti gibi. Siyaset hangi zeminde yapılacak? Yani ekonomik, sosyal, rasyonel bir zeminde mi, ideoloji zeminde mi, yoksa kimlik zeminde mi? Yani yeni siyasi hareketlerin ya da işte iktidara alternatif olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hikayesi ne olmalı sizce?
Ya bu dönüştürücü siyasette ne kimlik ne değerler referans olmaktan çıkamaz bence. Ama asıl olan tabii rasyonel toplumu çok iyi okuyup toplumun değerlerini de veri alıp ama toplumu bir yerden bir yere rasyonel bir temelde taşıyıcı referanslarla siyaset üretmek gerekiyor. Burada ideolojilerin tutsağı olmadan ama sınıfsal çelişkileri de ekonomik referanslarla da yatsımadan ama dediğim gibi değerlerin de referans alınacağı bir siyaset olmazsa olmaz yeni dönemde diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Başınızı Rica artık ederim. oldu. Estağfurullah. Sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah. Görüşmek ümidiyle haberleşiriz. Hoşçakalın. Oldu. Sağ olun.